NBA evet daha özleyemeden başladı. 2 3 ay önce bitmiştik. E bu kadar hızlı şekilde tabii döneceğimizi biliyorduk ama pek alışık olmadığımız bir süreç. Covid hali hayatımızda herhalde 25 yıldır ilk kez bu kadar hızlı bir NBA dönüşü görüyorum. Biraz tuhaf oldu yani önceden o aralıktan dolayı böyle özlüyordun işte abi evet işte hadi artık azlık maçları başlasın bir de görelim. İşte yeni sezona kim nasıl girecek falan. Bu sezonun başlangıcı benim için pek öyle olmadı. Daha sakin, evet daha yeni bitti. Bakalım zaten bir, çok yoğun bir playoff'tan çıkıldı bir de. Oyuncular dinlenecek bir vakit bile bulamadı. Çok e, yoğun bir süreçten geçtiler. Bubble dönemiyle beraber. Ben de biraz öyle yani bir detoks yaparız artık falan diyordum. Daha böyle gözümüzü açtık kapadık hop NBA başladı. Ama anladık ki oyuncular da pek özlememişler. <laughs> sezonun başlangıcından gördüğümüz kadarıyla birçok takım daha e, geniş bir hazırlık dönemi yaşıyor gibi. Ve tahminen böyle giderse işte bir herhalde bir 15 maç, belki bazında 20 maça kadar çıkacak süreçleri birazcık e, göreceğiz. Tuhaf sonuçlar yaşamaya devam edeceğiz. E, bir açıdan normal. Yani hazırlık dönemi çok kısa, çok yoğun playoff'tan geçen takımlar zaten biraz daha böyle e, ne yapacaklarını bilemiyorlar. Biraz dinlenmeleri lazım. Uzun süre ara vermiş oyuncular, takımlar Onların da durumu o ekstra tuhaf diğer takımlara göre onlar da rehavet içindelerdi. De. Bakalım bir şekilde takımlar bu sürece uyum sağlayacak. Bazı birkaç takım da gayet disiplinde başladı. Geçmişe göre daha temiz işler yapıyorlar vesaire. Zaten hemen bilmeyenler için ufak hatırlatma yapayım. Bu videolar haftalık ya da onlar günlük sürelerde gelecekler ve genelde içinde bir ya da iki takımın belki bazen üç takımın özel olarak yer aldığı o haftaki durumu ya da genel konumuyla ilgili bu haftaki maçlarına e, odaklandığım bölümler olacak bu videolarda. Bir de gündem konuları olacak. Gündemde bu hafta inanılmaz büyük aksiyonlar yoktu. O yüzden böyle hızlıca geçmişten kalan birkaç o kontratlar, yenilen kontratlar, sıfırdan verilen kontratlar konularına bakacağız. Hızlıca onları geçeceğim. Sonra da bugün Brooklyn Nets'i ve e, sezon başının belki de en çok konuşulan diğer takım Golden State Warriors'ı biraz konuşacağız ne durumlar ne yapıyorlar şimdiden yargılamak mantıklı mı gelecekte ne olabilirler şu anki durumlarına göre ve şu ana kadar oynadıkları maçlara göre bir değerlendireceğiz tabi ileride farklı hani soru-cevap kısımları da ekleyebiliriz belki bakalım biraz daha ilk ilerlesin biraz toz duman şu an her şey böyle havada uçuşuyor inşaat alanı gibi böyle bir çöksün toz ondan sonra o toz bir temizlensin zaten biz göreceğiz kimin ne durumda, hangi takım aslında neymiş, e, neydiler, ne oldular kısımlarını bayağı detaylı konuşacağız. Hızlı şu kontratlara gelelim. Konuşamamıştık onları. Yeni sezon öncesindeki videoda bahsettim. ama sonrasında tabii ki e, yine NBA'de hareketlilik durumu da hatta hala e, sonuçlanmayan süreçler var. Bunlardan da en önemlisi Harden. Harden konusu hala çözülmedi. E, sezon başında işte geç geldi, COVID sürecindeki işte test süreçlerinde biraz aksamalar orada ondan sonra takımca sağ olsunlar Harden ve diğerleri Covid sürecine girdiler bir hafta maça çıkamadılar hepsi karantina sürecine alındı bu yüzden ceza yediler İşte Harden çaylak oyuncunun ağzına yüzüne top attı baya hareketli bir sezon başladı onlar için ve onun takas süreci de hala çözümlenmedi çıktı da oynuyor bu arada yani sahaya da çıkıp oynuyor yani son maçı mükemmel oynamadı ama ondan önce iki tane muazzam maç oynadı Sonra da bir tane kaçırdı. Şimdi Harden'ın durumu netleşmeden tabi Houston'la çok konuşacak bir şey yok. Yani görmek lazım. Şimdi bugün konuşsak 10 gün sonra 15 maç sonra bambaşka şeyler göreceğiz, konuşacağız. O yüzden hani Harden ve Houston özelinde daha sonra daha detaylı özel bir içerik gelecek. Ama umarım bu konu onlar için de bir an önce çözülür ve artık hani bir nihayete erer de Houston'da Harden'da yoluna bakar. Bakalım. Onun dışında e, tabii ki Paul George'un kontratı hızlıca çok konuşuldu. 176 milyon. Ama bunu konuşma nedeni artık hani e, Paul, Paul George'un tek başına kalitesi vesaire değil. Playoff'larda gösterdikleri daha doğrusu gösteremedikleri. Artık onun için bu kontratı hak etme, kanıtlama ya bunlar profesyonel konular. kontrat hak etti, etmedi konusu e, imzalandıktan sonra aslında üzerine çok konuşulacak bir durum değil. Aslında konuşulacak konu gerçekten kendisi bu NBA ortamında, bu rekabet ortamında kendini kanıtlamadan bu parayla rahat edecek mi? Yani tamam ben hakkını verdim ya artık. Vicdanım rahat, tatmin oldum. Yani sonuçta sporculuğun evet çok büyük bir kısmı profesyonellik. Ama sahada tatmin olacak kadar oynamazsanız Tatmin olacak kadar rekabete girmezseniz ve sonucunda tatmin olacak başarıları alamazsınız. Pek bir anlamı olmuyor. O yüzden de Paul George'un artık kendisine hani şu soruyu sorup abi ben playofflarda bu takıma ne vereceğim, ne yapacağımı cevaplaması lazım. Umarım bunu cevaplar ve kontrat hak ettiğini önce kendine bir kanıtlar. Çünkü Paul George'un India dönemindeki o daha kötü takımla bile Lebron'a kafa tuttuğu serileri hatırlıyoruz. Biraz onlara dönmesi lazım ama tabii Clippers'taki sorun biraz daha geniş. Yani özellikle Kavai'nin takımla ilişkisi, Paul George'un takımla ilişkisi diğer oyuncuların koçla ilişkisi falan gibi bir sürü sorun var. Clippers'a da ileride daha detaylı ama bu kontratın artık Paul George tarafında playofflarda kendine kendini tatmin etmek için bir araç olması gerekiyor. Onun dışında Yanis extension aldı 5 yıl 228 milyon tabi onun için takas peşinde koşan bütün takımlar için bir hayal kırıklığı oldu belki ama böyle bir extension'da masada bırakmak çok akıllıca olmayacaktı. Ama tabii ki takas kapısı her zaman açık. Yani ne olursa olsun e, seney olmaz. iki sene sonra olur. Milwaukee'nin hamleleri çok önemli hala. E, şu an fena başlamadaydı ama tabii yine onların da derdi. Playoff'larda ne olacak? Orada göreceğiz. Yanis'in kontratı biraz hani takas e, peşinde koşan takımlar ve taraftarlar için tep yani tepki çekti demeyeyim de biraz hayal kırıklığı oldu. Ama normal bakalım onun da sonucunu göreceğiz. Gober 5 yıl 205 milyon aldı. Bu herhalde her şeyden çok tartışıldı. Şak her gün laf sallıyor. He he, 11 sayı ortalaması var ama 200 milyon aldı. Şimdi sayı ortalaması başına 20 milyon. He, fena para değil falan gibi. Bomboş geyikler yapıyor. Ya tabii e, sayı ortalamasıyla ve ortalamalarla bakacaksak burada belki de en çok e, sorgulanacak oyuncu Jimmy Butler olur. Jimmy Butler'ın geçen sene Miami'nin playoff'larında yaptığı ve finallere Finallerde yaptıkları ortada. Bir takımı taşıdığı e, mental durumda ortada. Gober'in mental olarak Utah'a büyük bir güç katkısı var mı? Çok zannetmiyorum. Görmüyorum da böyle bir şey ama. E, savunma olarak belki de bütün NBA'ye kafa tutan bir takım haline getiriyor Utah'a tek başına. Çok önemli bir parça o açıdan. E, ve bunun zamanında da biz ikili oyunda da tartışmıştık. işte Gober yıldız mıdır? Süper midir? All star mıdır? Değil midir? Tartışma hiç bitmeyecek. Ama Gober şu bir gerçek ki bu takımın için çok değerli. Şimdi bir takım için değerli olmakla lig için değerli olmak da artık çok değişti. ya yani Bir oyuncu o takımın e, sisteminde inanılmaz değerliyken başka bir takımda hiç e, sallanmayabiliyor. Ya O yüzden bunları birazcık daha takım yapıları oyunlar ve sonunda başarılar şekli değerlendirmek lazım. Gober belki de e, bir noktada büyük uzunlara karşı en etkili silahken bilmiyorum belki de gün gelecek Davis'i durdurabilecek bir oyuncu olacak. O zaman zaten bu paraya hak edip etmediğini o da Paul George gibi kendi tatminini yaşayarak ortaya çıkaracak. Ben Gober'e değerli buluyorum. Yani savunma yönü olarak sadece istatistiksel olarak da gözükmeyen çok işi var. Yani o boyalı alan cover'ı özellikle bu playoff'larda biraz daha Jokic'e karşı sergilediği oyun. Evet hani baktığında Yokichi her maçta skor olarak sağdan silmedi ama istatistiksel olarak ve maçtaki kilit noktalara baktığımızda istatistiksel olmayan pardon maçtaki kilit noktalara baktığımızda çok önemli işler yapıyor ve gerçekten hani Yokichi belli noktaları çok zorladı. Zaten o seride de gördük ki aslında Utah hani Denver özellikle Kriptis eledikten sonra Utah aslında çok büyük bir iş yaptığını tekrar anladık ki hani tek topla kaybettiler seride. Belki de Utah oradan çıksa başka şeyler konuşuyordu olabilirdik daha ilerleyen kısımlarda. Ha, tabii ne Lakers'ı geçemeyeceklerdi muhtemelen ama onlar da belki Clippers'ı eleyecek potansiyel gelebilecekler. Çünkü uzun tarafında çok ciddi sorun yaşıyordu Clippers'ta. Özellikle de uzun tarafında sorun yaşayan kısa oyuna karşı alternatifi rotasyon dar takımlara karşı üstünlük sağlayabilirdi Utah ama bu sene Tabi bu iş biraz değişti orayı baka geldi Clippers'ta işte Denver zaten yine orada Davis yine orada. Artık işleri çok da kolay değil de işte artık Gober'in yani yine skor yükü hiç önemli Ona Oraya hiç bakmıyorum ama tabii ki üretimi her zaman ekstra katkıdır ama savunmasının artık esnek tarafta da ne hale geleceğini görmemiz lazım. Sadece bunu kısa önünde kalmak olarak düşünmeyin. İşte bahsettiğim bir esnek uzunlara karşı ne yapacak? daha dışarı çıktığında ne yapacak? Boraların çevresinde kavur ederken o floaterlara karşı etkisi çok yüksek. Orada kısaları çok iyi durduruyor ama işte yine etkili uzunlar gelince onların karşısında nasıl duracak? Bu çok önemli. O da artık kendi tatminini e, bu para karşında yaşayabilecek mi? Onu da göreceğiz. Kuzma 339 milyon aldı. Normal artık hani kere kere kelep, yani hak ettiği paranın belki civarları belki de birkaç milyon altı olabilir 15 alsa çok da bir şey diyemezdik ama o da e, Lakers'ın şu rotasyondaki rolüne göre normal bir ücret aldı Luke Kennard 3 e, yıl 41 milyon aldı bu kontrat ne olacak bilmiyorum tabi geçen seneki performansı şut olarak bu sene Clippers için çok değerli olacak bu performansı tabi sürdürebilecek mi göreceğiz bilmiyorum yani Detroit'te Clippers çok farklı takımlar kontrat çok büyük patlayabilir de ama çok tutarlı da olabilir en son olarak da Jonathan Isaac 4 yıl 70 milyon aldı. Yani bunlar biraz daha göz önüne çıkanlar. Hani Isaac sakatlandı ama gerçekten hani Orlando için çok değerli bir oyuncu. Sakatlıktan da hani çok büyük bir sıkıntıyla dön döneceğini düşünmüyorum. 4 yıl 70 milyon da onun için fena bir rakam değil. Evet buradan da hani aslında Konuda, konular arasında şu da vardı. Şunu da konuşmak istiyordum ama hani işte Kyrie ile Cady'nin Instagram e, muhabbeti. Bu da sezonun ilk haftası çıkmıştı ortaya. İşte ikili birbiriyle konuşuyorlar. Kyrie diyor ki ben maç başına şu kadar post-up yapacağım. Durant diyor ki ya öyle konuşmamıştık. Böyle dinlerken Aklım çıktı yani basketbol böyle bir şey değil. <laughs> basketbol böyle evet abi şimdi şimdi Kyrie Irving işte postapida geliyor yap bakalım postapına evet çok güzel böyle sırayla oynanan bir oyun değil yani tavla değil satranç değil hani satranç oyun mekaniği olarak diyorum hadi yani şimdi beyaz oynadı şimdi siyah da falan değil her an her şey değişkenlik gösterebilir sağda siz oraya adapte olmak zorundasınız yani karşınızdaki bir takıma Elinizi ne kadar açık ederseniz ki şimdi satranç değil dedim ama satrançın stratejik tarafı da o kadar içinde basketbolun. Ben sadece sıra bazından bahsediyorum. Çünkü hemen böyle yorumlara delirip gelme. Ne satranç değil mi falan diye böyle kesin bir satranç neferi de delirerek gelebilir. Sakin olun öyle demedim. Neyse, ee, stratejik yönü olarak aksine de tam olarak satranç gibi ama mekanik yön olarak değil. Nasıl satranç gibi? Siz devamlı elinizi açık oynamaya başlarsanız ee, rakip takım da size adapte olacak. Yani a evet Kyrie Irving e, sayıyor değil mi böyle? Birinci postap, iki tam iki yapacak. O zaman biz sıkıştırma getirelim. Tabii üçü de yapıyor. Getirelim. E, çaldık topu. E, 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 gibi bir durum olacak. Yani böyle oynayamazsın bu oyunu. Yani e, nasıl böyle bir bakış açısına sahip Kyrie Irving inanamıyorum ve Kevin Durant de muhtemelen buna şaşırıyor. Çünkü Kevin Durant zaten özellikle de okluğuma acı çekip eee Westbrook'tan dolayı Golden State'e geldiğinde bambaşka şeyler gördü. Özellikle savunmanın ortaya çıkması, oyuna yön vermeye yeteneğinin daha da artmış olmasıyla beraber başka bir boyuta geçti ki zaten bence hani benim sırf sadece benim şu anki görüşüm olarak Embiid'in belki de en iyi oyuncusu ya da en iyi 3 oyuncusundan birisi diyelim hadi yine kimse tetiklenmesin. Ya bu seviyede bir oyuncuyla da artık bu pazarlıklara girmek ben KD olsam yine üzerime alınırım. Zaten alıngan biri ya Kevin Durant. Bunu bile alınır, alınabilir ki alınabilir de bir noktada deyip aslında buradan Brooklyn Nets'e geçebiliriz. Gündemle ilgili kısa konulardan biriydi bu ama bunu direkt Brooklyn Nets'e bağlayalım ve ilk haftanın daha doğrusu ilk iki haftanın videosu olarak bu videoda Brooklyn Nets'ten biraz bahsedelim. Şimdi tabi Brooklyn Nets e, sezona hızlı girip de böyle e, garibiyetler alınca hemen böyle NBA'de özellikle Amerikan basınında ilk çıkanlar işte inanılmaz kimya. Kyrie Irving ve Durant'in kimyası falan herhalde bu kişiler kimyayı biraz Breaking Bad'den biliyorlar sadece. Abi kimya kimya ne böyle taşı yere atıyorsun patlıyor falan yok değil. Yani e, kimya böyle bir şey değil. Kimya sırayla oynanan ya da ikisinin e, çok sayı attığı için maç kazanması da değil. ...şimdi iyi bir kimyanın sonucu Golden State Warriors'tır... Yani o 3 şampiyonluk, 4 finaldir, 5 finaldir. Yani bunlardır o kimyanın ortaya çıktığı anlar. Chicago Bulls'tur. İşte Cleveland Cavaliers'tır özellikle de LeBron James'in o inanılmaz kötü takımla yapabildikleridir. Çünkü artık orada bir kimya oluştuğu zaman kişilerin kalitesine bakmamaya başlarsınız takımın total bir kalitesi ortaya çıkar. Biz şu anda Brooklyn Nets'te iki oyuncunun çok yüksek kalitesinden aldığı sonuçlara ve diğer oyunculardan bahsedebiliyoruz. Hani ikili arasında ve takım olarak bir kimyadan şu an söz etmek için zaten çok erken. Bu e, takımın nereye gideceği de hala bilinmez. Zaten sonra gelen e, 140 130 sayılar yenerek gelen e, mağlubiyetler, galibiyetler hiç iyi işaretler değil. E, ...deyip zaten maçları da izlediğimde ki... ...yani ilk hafta daha sakindim hani Brooklyn Nets'i... E, ...maçlarını bu geçtiğimiz hafta izledim... ...ilk hafta izlemedim... E, ...4-5 maçını üst üste izlediğimizde... ...ortaya şu çıktı ki... E, ...Amerikan basının gazını... ...verdiği şekilde bir kimya henüz yok... ...ama ana konu şu... E, ...yine Kyrie Irving... ...yani şimdi böyle çok Kyrie Irving bahsedince... De ...sanki özellikle kafayı ona takmışım gibi... ...görülebilir ama bunu zaten hani... ...Kyrie Irving'i tartışmayacaksak neyi tartışacağız... 2-3 yıldır ortalıkta olmayan devamlı söylenen, sıkıntı çıkaran ortaya da hiçbir şey koymayan buna rağmen bir oyuncudan bahsediyoruz Durant orada iki şampiyonluk falan aldı <laughs> sorun şu ki Kyrie Irving sahada gerçekten şu role inanmış sezon başında yaptığımız Brooklyn Nets'in koçu kim videosunda da bundan bahsetmiştim biraz gerçekten bu takıma koç olabileceğine kendi kararlar alabileceğine sadece kendi dışında değil başka kararlar da alabileceğine inanmış ve ilk e, bunun ağırlığı altında ezilen de kendisi oluyor. Sağda dikkat ederseniz hep şu durumda, hep bir kendisi hata yaptığında ve o anda birine kızamadığında hemen ben özür derim. Özür hemen böyle bir sakinleşme ya da işte dürenti böyle bir aman abi falan tamam ben hata bende ama falan. Ve devamlı böyle bir sahayı kontrol etme çabasından çok kendini Aman abi tamam hani mağdur gibiyim ama bak hem hata bende ama siz de dikkat edin falan gibi. böyle devamlı bir manipülasyon durumunda. Ee, bu çok tehlikeli. Ya yani bu Durant'e işlemez belki ama diğer oyuncular bir noktada buna irite olabilirler. İşte benzeri e, Paul George bunun e, örneği mesela Clippers'ta sağ dışında bu sorunu yaşıyor şu anda. Ve mesela Atlanta maçıydı sanırım. E, o tabii Atlanta maçı olması lazım. O maçta şöyle bir sahne yaşandı. Gerçekten çok tuhaftı. Savunmada bir hata oldu ve bu hatadan sonra bu hata aslında Kyrie Irving'in de değildi bu arada. Normal bir rotasyon hatası oldu savunmada. Pardon Atlanta maçı değil. Sonraki maçtı. Atlanta maçından sonraki maç. O maçtaki durum çok ilginçti. Washington maçı. Hatırladım. Washington maçında ki hatada aslında Kyrie ile ilgili bir durum olmamasına rağmen savunmada ne olduğunu anlayamadığı için bakın net söylüyorum resmen anlayamadı hani şu an var saymıyorum... yani bir koç gözüyle de oraya baktığımda anlamadı ve dedi ki bunu çözmemiz lazım deyip yani yanda izleyen koçlar var ya yani üç tane bir tanesi Tap Tayir yani Di Antoni var ee, Nash var Vaughn var ee, diğer asistanlar var herkes orada bunu çözmemiz lazım deyip mola aldı kendim mola aldı Gittiler çözülmesi gereken konuyu da konuştular. <laughs> Diğer takımın savunma rotasyonu hatası var orada. Böyle sonra geldiler. Neş bir oyun çizdi, bir şeyler oldu ve hiç asla oynanmadı sonrasında. İnanılmaz sürreal. Yani şu an ne oluyor kesinlikle anlamıyorum sahada. Ve ondan önceki maç Atlanta maçı Neş mola almadı. Sonra dedi ki ya ben kendileri çözsün istiyorum dedi. Aslında bunu şimdi Neş de bizi yemesin. Kusura bakmasın. Bu kadar olaydan açıklamadan sonra bunu ya Kayre istiyor sen değil. <laughs> Maalesef Neşin'de de reputasyonu daha ilk günden zedelediler. Buna da hani bunu kabul ederek aldığı bir görev yapacak bir şey yok. Ama bu sorunu böyle çözemeyiz. Yani takım savunma yapamıyor ve ne yapacağını bilmiyor ve kimi dinleyeceğini de bilmiyor şu anda. Gerçekten 140 sayı yiyip 145 sayı atarak maç kazanamazsınız. Bir kere olur, iki kere olur. Sezon sürdürülemez. Ve savunma konusu şu an feraket. Dinwiddie de çıktı rotasyondan, sakatlandığı için sezonu kapadı, dizi gitti, diz bağları gitti. Yani ne olacak? Hele de Dinwiddie yokken kısa rotasyona daraldı. Yani kari oyundan çıktığında oradaki rotasyon inanılmaz kötü. Şimdi hem bir George Hill hamlesi kovalıyorlar ama olacak mı bilmiyoruz. Zor gözüküyor. Şametle falan olacak iş değil, Leverle olacak iş hiç hiç iş değil. Şu an orası çok büyük kaos. Bir an önce hani bunu çözmeleri lazım. Neş'in açıklaması da diğer oyunculara da artık zarar verebilir. Çünkü diğer oyuncular da şuna gelmiş durumdalar. E abi Kyrie çıkıyor sırayla oynuyor. Durant çıkıyor sırayla oynuyor. Ben de Rever'ım. Çıkıp atacağım tabii yani. Yani top seçme diye bir şey kalmamış takımda şu anda. Bu çok tuhaf. Yani kimse top seçmiyor. Kayri geliyor. Bir şeyler deniyor. Atıyor. Olursa oluyor. Sonra bir süreç geliyor böyle. Aa, dur ya pick and roll oynayabiliriz aslında. Fena oynamıyoruz. Oynayalım. Aa, tempo yapabiliyoruz. Akıcı oynayabiliyoruz. Bir iki top deneyelim. Tamam şimdi yeter. Ver bana. Hadi bakalım. 3 crossover. 5 ee, behind the back. Hadi bakayım. Bitirdim mi? Ah bitiremedim ya. Halbuki KD'ye verebilirdim boştaydı. Ki böyle iki tane maç kaybettiler. Biri Charlotte maçı. Diğeri de Washington maçı. Charlotte maçında Durant ee, drive'ından sonra gerçekten ee, boş şutu bulabilirdi. Asla bakmadı. Kayri Washington maçında 7 saniye kala çembere gidebilirdi. Gerçekten büyük bir boşluk vardı. Gitmedi kaldırıp üçlük attı. Durant rebound aldı kimseye bakmadı kaldırdı. Orta mesafe attı kaçırdı kaybettiler. İşte yaratıcı oyuncu farkı burada ortaya çıkıyor. Mesela bunda Golden State tarafında biraz bahsedeceğim. Yaratıcı oyuncu tanımı biraz dar. Bunu açmak lazım. Nedir? Yaratıcı oyuncu sadece pikenrol oynadığında Bakıp bir blind pass vermek midir? Değil. Yaratıcı oyuncu yarı saha geçtiğinde böyle başının arkasından inanılmaz bir back pass vermek Yok bu da değil. Yani bunlar tek başına yaratıcılık olamaz. Bunlar tek başına hani e, yaratıcılık deyince reklamcılık geliyor aklına ki benim de eski mesleğim. Bunlar tek başına birer fikir olabilir. Total bir şey, bir yaratıcı, strateji, işte bir kampanya, bir fikir bulutu yaratamazsın bundan. Tek bir fikirdir arkasını getirmen lazım. Parçalarını iyi oluşturman lazım. İyi bir e, reklam filmi, iyi bir sosyal medya pazarlaması, iyi bir belki influencer kullanın. Bunların hepsini yapman lazım. Bunlar tek başına olduğu zaman da hiçbir işe yaramıyor. Kyrie Irving yaratıcı bir oyuncu mu? Evet. Ama yaptığı işler şu an hiç yaratıcı değil. Yani senin bir drive'dan sonra oyuncu eksikten sonra Atıyorum sağ dipte bir oyuncu var. Bir tane de pota altında oyuncum var. Şimdi burada tercih yaptığın zaman yaratıcısın. Evet, sağda Joe Harris var. Savunmasıyla arasında savunması yardıma kaymış. Mesafe var. Pas verirsem muhtemelen sokabilir. Potanın dibinde Jordan var. Yani bu açıdan topu iyi alamayabilir. Çembere çok yakın ama topu çok aşağı indiriyor. Topu çaldırma ihtimali var çünkü karşısında iyi bir savunmacı kalmış o zaman kaldırıp atayım değil. Burada tercih Joeris'e yaptığı zaman işte yaratıcı oluyorsun. Mesela Doncic, mesela Jokic. Şimdi bu örnekleri verebiliyoruz. Lebron James. Lebron James bunu o kadar iyi yapıyor ki bu arada. Yani sahanın o anda hangi noktasında hangi oyuncudan daha iyi sonuç alabilirsin? İşte bu yaratıcılıktır. Yani o tercih yapabilmek, o fikre sahip olup sonra uygulayabilmek. Ha hiçbirim yok. O zaman bu pasları vermek yerine ben ne yapabilirim? Bir dribbling yaparım. Rakibi azaltırım. Yardım çekerim. Ha o zaman dördüncü oyuncuyu açıyorum. Pası ona veririm. Bounce pas veririm. Çünkü rakip uzun. Yere eğilemeyebilir. Yani bir sürü seçenek. O anda kafasından dönüyor oyuncunun. Ya yani o yüzden artık bunlara mesela yani hala hala ki buna da şaşırıyorum ve gülüyorum. Point guard tanımı üzerinden bu yapı. Yani takımın point guardı kadar konuşacaksın ya. Böyle prosu düşüyordu bitti. Yani bunlar biteli çok oldu. Top yönlendirici bile artık bu tanımı karşılamıyor. Oyun yönlendirici, belki de oyun koordinatörü. E, belki ya da lider işte e, lider oyun yönlendirici ve diğer oyun yönlendiriciler. Çünkü tak bazı takımlarda artık birden fazla var. Çünkü total bir basket oynamaya çalıştığında e, spacing'in aktığı, e, her şeyin birbirine bağlı hareket ettiği inanılmaz güzel hücumlar savunmaya geçerken inanılmaz iyi konuşarak oturduğun savunmalar yapmaya başlaman için herkesin aynı sayfada olup tamam belki herkes o asist yapmayacak ama 2 asist 3 asist 4 asist yaparak devamlı o pas trafiğinin de bozulmasını engelleyecek seviyede oyuncularla kurmaya çalışıyorsun takımını o zaman zaten inanılmaz seviyeye çıkıyorsun e şu anda bu Brooklyn'de yok Maalesef yok. çok tatsız gözüküyor her şey. Dediğim gibi Dinwiddie çıktı. Dinwiddie neden önemliydi? Dinwiddie sadece savunma tarafında değil. Dinwiddie Kyrie'nin dışında ki Durant bunu yapıyor. Durant ayrı tutacağım. Durant ile koşan oyuncuyu çok daha iyi ödüllendiriyor. Hareket eden, kat eden oyuncuyu çok daha iyi yönlendiriyor. Kyrie bazen sadece kendine tutulduğu için bunları kaçırıyor. Ama hani şunu da görebilirsiniz. Özetleri izlediğinizde öyle sekanslar oynuyor ki bunu da kabul etmek lazım. Aa işte gerçek Kyrie bu ya. Ki benim ya her şeyi bir kenara bırakırsam, yani şu an bir fan gözlüğü taksam yani bir taraftar gözlüğü taksam kendime, kayrı hastası olurum. Bunu itiraf ediyorum. Ama gerçeklere baktığında, e, koç gözüne bir basketbol sever bir daha mantıklı gözle baktığında e, maalesef hiçbir şekilde tatmin etmiyor Kareyorum şu anda. Birebir seçimlerinde çok kötü tercihleri var. Hala. Ya tercih konusu diye bir şey yok Karey, bir tercih falan yok. Random bir şeyler. Yani hadi, hadi atayım şimdi yani. Ne oldu? Niye attım ben de bilmiyorum. 7 saniye karar maçı bitiririm herhalde. Havaya girelim ne bileyim. Seyirci de yok ama kime şov yapacağız? O da yok. Ama Durant'e bakıyorsun. En azından Durant'in mesela kötü birebir tercihleri olsa bile Durant süre konusunda daha mantıklı. Yani early offense kullanıp en azından kaçıracağı bir şut olsa bile bir recover süresi oluyor bir ikinci şans yaratma süren oluyor. Kayrı de bu da yok. Kayrı top 10 saniye 15 saniye öldürdükten sonra ya birinin eline bombayı atıyor ya da kötü kullanıp ikinci şans yaratma ihtimalini bitiriyor. Süre kalmıyor çünkü. Yani burada çözülmesi gereken çok sorun var ve işin kötü yanı bu sorunu çözebilecek kişiler şu anda maalesef koçlar gibi durmuyor. Durant gibi duruyor. Yani Durant şu anda Oklahoma yıllarını arayatabilecek Dönemler yaşayabilir Kyrie Irving ile. Ee, tabii çok da enseyi karartmamak lazım. Çok da olumsuz konuşmamak lazım. Bu şimdiye kadar görünenler bu takımı tabii sezon başı bütün takımlar kısa bir azlık dönemi yaşıyor. Ee, sezonun başında bir 15 maç belki 20 maç Brooklyn Nets'i görmek lazım. Belki gerçekten Kyrie ile Durant e, o istedikleri kimyayı bulacaklar sadece birbirleri oynamak açısından değil yani topun da total yönlenimi açısından çünkü ikisi dışında Dinwiddie de gittiği için şu an sahada bir üçüncü topa yön verebilecek yok. Herkes bekleyecek ya. Şamet, Joe Harris, Bell Lever yani kendi yaratabiliyor birebir üzerinden ama onun da yönlendirme kapasitesi yok. Yok yani Jarrett Allen hiç kimse gelip işte Kaberu falan bunların hiçbiri bir şey yapamaz. O yüzden bu ikilinin şu anda gerçekten yaratıcı olup topa yön verip diğer oyuncuları devreye sokabilecek şekilde oynaması lazım. Ama asıl sorun dediğim gibi yani bu 140 sayı 150 sayı yenen savunmaya bu iş çok zor. Kyrie savunma savunmada berbat durumda. Diğer oyuncuların çoğu zaten kafası bir dünya savunmada. Jared Allen'la Durant savunmanın biraz daha e, yükünü çekiyorlar ağırlıklı Durant hatta o da ilginçtir hani 5 oynamıyor şu anda daha denediklerini de görmedim yani son maçı izlemedim bir tek ama ondan önceki 5 maçı izlediğimde de net bir şey görmedik bununla ilgili playoff'lara kadar da görmeyebiliriz bu arada bu riske girmezler ya da sezonda çok kritik bir maç olursa falan belki denemesini görebiliriz tabi bir yandan Nash D'Antoni, Vaughn ekibi savunma rotasyonları deniyor farklı 5'ler Farklı rotasyonlardan işte Prince Green, Allen Lever ve şametin olduğu tamamen bir savunma rotasyonu var. Ama burada da işte üretim kalmıyor. Yani bu bu beş de sağlı durduğunuzda skor üretemiyorsunuz. Her şey Lever'in üstüne kalıyor. E, e, buraya Durant ekleyeyim dersem bu sefer kısa sorunu oluyor. E, Shmatin hiçbir orada yani delicilik olarak ciddi bir katkısı yok. Oyuncular topsuz harekette hala çok zayıflar. Yani çözülecek sorun çok fazla e, Brooklyn'i tabi izlemek skor olarak keyifli duruyor gibi ama yani pek değil açıkçası ben hiçbir maçından da zevk alamadım. E, yani bazen oyun seni zorlasın istersin ya böyle biraz zorlansınlar istersin bunların hiçbiri yok. O yüzden de Brooklyn maçları açıkçası çok e, mutlu etmedi ama dediğim gibi izlemeye devam edeceğiz bir 15 maç sonra tekrar Brooklyn hakkında. Konuşuruz. Brooklyn'le ilgili sorularınız ve görüşleriniz varsa da mutlaka yorumlara yazın. Ee, belki bir sonraki videoda birazcık hani sizin de hani neler gördünüz, farklı şeyler yakaladınız mı? Onları konuşuruz. Ve gelelim Golden State Warriors'a. Ah be Golden State. Ne olacak bu Golden State'in hali? Neler olacak? Neydiler, ne oldular? Ah Clay. Ah. Yani bu sene Clay olsaydı gerçekten farklı şeyler izleyecektik. Eski Golden State'i izleyecektik öncelikle. Belki de daha da farklı bir oyun daha farklı oyun demiyorum ama daha efektif bir oyun izleyebilirdik belki de sezon başında bile ya da şu da olabilir tabii Clay inanılmaz kötü başlardı yıla, e, uzun süredir bir sene oynamamış bir oyuncu belki de 20'de 0'la falan başlayacaktı üçlükte yine şaşıracaktık yok hiç zannetmiyorum bu olmayacaktı ama e, yine de Clay'e üzülüyoruz umarım seneye izleyeceğiz ki kendisi e, ekstra bayıldığım oyunculardan biri şimdi Clay yok e, Green de yoktu Ilk, ilk maçlarda Green de yoktu. O yüzden Golden State konusu böyle bir e, hani Curry artık iyi, Wiggins geldi. işte Klay'e hemen takviye yapıldı Klay'a gidince. E, Wiseman alındı Ta, drafttan çok büyük potansiyel. E, rotasyon eh fena olmadı iyi kötü işte e, bir şeyler çıkıyor. Yani artık Golden State herhalde playoff'a en azından e, 7-8'lerden de olsa girer derken aslında çok da iyi bir oyunda başlayamadılar. Ee, dün geceki galibiyetle 4'e 3'e geldiler Sacramento galibiyetiyle. Ve üst üste hani Portland ve önce Portland'dan fark ettiler sonra Portland'dan en sonunda Golden State pardon Sacramento'yu yenip 4'e 3'e geldiler. Şimdi Golden State ile ilgili en büyük eksikliği özellikle de bu son ikinci e, Portland maçından önce greensiz dönemi izlediğimde Hemen gözüme batan şu oldu. Bu takımın, e, demin Brooklyn'de bahsettiğim konu, top yönlendirisi, daha doğrusu, daha da bence geniş tabir. oyun yönlendirisi eksik. Ve bu Curry değil. Gerçekten değil. Yani Curry, izlediğimiz herhangi bir döneminde hiçbir zaman, evet abi ben şimdi bir Harden gibi, e, Kyrie'nin olmak istediği gibi, Jokic gibi, Doncic gibi bu takımı domine ediyorum. Top bende ben yönlendireceğim Hadi bakalım şimdi ona göre oynuyoruz Oyuncusu olmadı Evet kendi birebirlerini yarattı Özellikle de Off ball oynadıktan sonra aldığı paslar üzerinden tekrar Ters tarafa attığı paslarla çok asist yarattı çünkü Özellikle de derdikten sonra Ya da off ballda çıktıktan sonra Kanattan Sahayı ve diğer oyuncuları Ki bu bir Nasıl diyeyim ezber demeyeyim de Birbirini tanıştı kimya bak evet demin Brooke'un da kimya yani daha oraya bakmadan Clay'in Livingston'ın işte Green'in Durant'in e, kim kim olacaksa o spacing'de kimin nerede olacağını artık biliyorlardı ve Curry buradan çok asist yaratıyordu çünkü Curry çabuk olduğu için savunmasını eksiltiyordu baskı yemediği zaman tabi. Hemencik hemen de asisti e, bulabiliyordu ya da çok e, key pes e atıp ikinci pasta asist olabiliyordu bu pas. Ama ne oldu? Özellikle de Green yokken, Durant yokken ki Durant de e, top yönlendirmesinden çok önemli bir parçaydı Golden State için. Clay bile hatta yeri geldiğinde. E, özellikle ama tabi buranın lideri Green. Yani oyun yönlendirme dediğin zaman Green'in eksikliği zaten bu maçlarda direkt belli oluyordu. Curry'e ne oldu bu sefer? Green de yok, Clay de yok, Durant de yok. Baskı yemeye başladı. Şimdi baskı yiyip bir de burada yıpranırsan hangi topu nereye yönlendireceksin? Artı şunu da atlamayalım. E, Wiggins ve Ubre o kadar kötü başladı ki yani asist olma potansiyeli olan o boşlukların şutların neredeyse hepsi kaçtı. Zaten Ubre ilk üçlüğünü kaydı. Dördüncü maçta falan atabildi. Wiggins zaten yılların istikrarsızı. Hani bu oyunculara geçmişten Gelen bir güvensizlik var. E yine çalışmayınca bir anda panik havası oldu ki bu normal. E Wiseman'a bakıyorsun Wiseman evet pasta atabilir. Çok iyi spin move var. E, dirsekten çok iyi drive ediyor. High post e, pardon high pick yaptıktan sonra çok iyi devrilebiliyor. Çok fazla özelliği var ama tam bir avokado gibi. Yani avokadoyu şimdi bilmeyen varsa anlatayım böyle e, ham bir bit şeydir. E, meyvedir. Meyve diye geçiyor herhalde avokado. Ya da sebze. Ham bir ham halindeyken çok serttir. Onu böyle yiyemezsin. Kesemezsin. Onu derler ki biraz bekletmen lazım. O biraz böyle olgunlaşır, yumuşar. Böyle tadı güzelleşir. Onu böyle rahat böyle kaşıkla bir çıkarırsın. Güzel limonla, tuzla bir şey yaparsın. Ezersin falan vesaire. Neyse ya da kesersin böyle güzel bir salataya eklersin. Tam yenilebilecek hale gelir. Ama çok fazla olgunlaş, olgunlaşırsa da... ...yani o bir iki günlük bir süreç... ...bir üçüncü güne geçti mi çok olgunlaşınca da... ...hemen bozulmaya, tadı bozulmaya... ...öyle ölmeye gider. Yiyemezsin, atarsın. mı şu an tam öyle. Tam bir ham avokado gibi. Çok ham. Gerçekten çok ham. Yani bir pozisyon... ...ayakta duramıyor. Öbür pozisyon gidiyor. Tam sağ inanılmaz geçiyor. Çat hücum far alıyor. Yarı sahada böyle topu kaldırıp pas atacak... ...hop bir elinden alıyor. Ya da... Bir önceki poz inanılmaz bir spin move bitiriyor. Bir sonraki pozisyon boyalı olan çembere daha yakın çembere dönemiyor falan. Footwork ile ilgili çok sorun var ya yani çok ham bir oyuncu ama e, Golden State için de benim gördüğüm şu anki hali çok doğru bir tercih. Eğer bu hamlık dediğim gibi tam böyle kıvamını alacağı ana gelirse ki Green bence bunun e, baş sorumlusu olacak yani onu o eğitecek ki bunu da görmeye başladık. Yani Green zaten sağda görünce anlıyorsunuz. <laughs> sadece savunma değil, top yönlendirmesi de deminden beri bahsettim. Hani Wiseman'ı sadece hani savunma yaptı değil Genel yönlendiriyor. Eee içinde. Diğer oyuncuları da yönlendiriyor. Çıldırıyor yani. O yüzden hani e, Özellikle de Green'in bu takıma dönmesi çok önemlidir ve Curry hemen off ball oyuna geçti, hemen Green'e bırakıyor. Sen yönet. Ben şurada bir screen'imi alayım. Güzel şurada bir mangalımı yakayım. Bir fake screen yapayım oradan diğer şutör çıksın. Sen ona bir pas at. O pas pas yerine benle handoff oynasın şut yerine pardon. Ben oradan güzel şutumu atayım. Bir 60 sayım yok mu? 62 sayım. Tarzı böyle güzel mangalcı abi moduna geçti mi çok rahatlıyor Curry. Curry'nin zaten ikinci aşamada başlayan oyun yönlendirme kısmı burada değerli. Çünkü o tehdidi çok hızlı yarattığı için ve inanılmaz bir hesitation olduğu için hem bekleyerek hem drive üzerinden çok yüksek hesitation fundamentalı var. Zaten savunmayı bozduktan sonra kesin birisi boşalıyor. Bu sefer Curry'nin işte asistleri başlıyor. Ama işte burada yaratıcı olan Green, Curry burada... Ee, doğru top yönlendirici oluyor. İkincil top yönlendirici oluyor. Böyle oynadığı zaman takım çok keyifli. Zaten biraz biraz Ubre de şut sokmaya başladı ama güvenmek zor. şu an için Wiggins için de çok güveneceğimiz bir durum yok. Ama bu asist konusuna biraz değinmek istiyorum. Özellikle Green'le başlayan. istatistiklere baktığımızda sezon öncesinde pardon ilk 3 maç sonunda istatistiklere bakmış şunu gördüm. Golden State en hype döneminde sezonda 29-30 asist civarı yapıp ilk lideriyken şu anda 20-21 asistlere düşmüş. Çok kötü bir durumda. Yani e, diğer oyuncuların da Golden State oyun mantalitesi içerisinde. Yani o spacing'in akacağı topsuz katların e, devamlı tepeden işte o kesici e, zaten kat kesmek demek bu arada ne saçma bir cümle kurdum. O topsuz katları yapıp paslar alabileceği açıları yaratması lazım ki o paslar da yapılabilsin. Bu yüzden bütün oyuncuların burada benzer kafa yapısına gelmesi lazım. Özellikle de bench'ten gelen pas kalın. Biraz daha Wiggins'in. Ubre burada çok yetenekliydi ama belki o da yer yer. Ya bu oyunculardan da bir 3 asist 4 asist almak zorunda belli dönemlerde. Takım ki o zaman işte Golden State kimliği olursun. Tabi buna da eleştiriler geldi. Amerikan basınında onu da gördüm. Hani aslında bu komplike bir oyun. Yani Golden State daha standart, basit işte. Ya pick and roll mu oynasa gibi. Açıkçası iyi yazarlardan çıkan e, hızlı bir tweet olsa da bu yani çok sığ gözüküyor. Neden? Çünkü bu konu şöyle bir şey değil. At Fink'e, at e, Curry'e hadi bakalım oyna sabaha kadar pick and roll. Yani üst üste oynayabileceğiniz pick and roll sayısı belli. Oyunun geçişi belli. Savunma yoğunlukları Artacak bunları oynamaya başlayacaksınız. Golden State zaten aslında... E, ...piken rolü ya da diğer bütün pikli oyunları diyelim... E, ...çok genişe yaymış ve çok basitleştirmiş bir takımdır. Yarısaya geçersin. Topsuz tarafta... E, ...hatta şunu çok yapar Golden State. Rakipler buna aslında alışamıyorlar. Bu çok güzel bir şey. Yani topsuz tarafta mesela şöyle sekanslar görürsünüz. İki oyuncu dibe geçer. İşte biri... E, Trailer gelen oyuncu ona pike giderken pike gidiyor gibi yapar. Oyuncu hemen orada şeyi kurmaya başlar. A evet pike geliyor ben e, switch mi yapacağım mı dediği anda o pike'in fake olduğunu anlarsınız. Çünkü oyuncu o pike'den vazgeçer bir anda tepeye döner. Siz orada lan ne oluyor falan derken diğer oyuncu dipten kat eder. Üçüncü oyuncu e, bir anda pike oyuncusuna pike yapmaya gider. Böyle bir anda aklınız yanar. Ha, böyle baktığında çok kompleks duruyor ama topsuz oyun olduğu için ve sadece birkaç saniyede totalde iki hareket yaptığın için aslında hani çok temele indiğinde bekliyorsun, pik yapıyorsun. Bekliyorsun, pik yapıyorsun. Yani iki hareket yapıyorsun. Tek buradaki olay sabretmek, beklemek. Ha, işte bu, bu işin teknik tarafına giriyor. Yani Wiggins ve Ubre bu kadar sabırlı oyuncular değiller. Bir kere bu sabrı öğrenmeleri lazım. Çünkü oyunu e, bekleyerek oynamaları lazım. Beklemiyorlar. Bu bekle ve pikini yap konusunu öğrendikleri anda ya da yapma yani o da var Golden State'te yapacakmış gibi yap ama yapma bunları çözdükleri zaman screen konularını çözdükleri zaman zaten olacak ki körde şunu söyledi yani ikinci Portland maçı ve Kings maçında bu daha iyi olmaya başladı özellikle şutlar girip savunmalar biraz yaklaşmaya başlayınca daha da iyi olacak zaten. Şimdi savunmalar biraz şey tribine giriyorlar. Ya zaten yüzdesiz atıyorlar. Biraz daha gömülelim. Gömülmeler başladığı anda bu oyun çok zor. Zaten Golden State'in arameti farkı buradan geliyor. Ama burada konu yani hadi bakalım verelim Curry'e 15 asist yapsın. Devamlı Pikenrol oynasın. çözülecek konu değil. Tabii ki oynayacak. Özellikle Wiseman'la sadece Curry değil bu arada Draymond Green de kanatlarda özellikle Pascal oyuna girdiğinde bazen Green Wiseman'la tuttuğunda ya da işte ee, Ubre ile bile yani oynayabilecekler. Hepsiyle oynayabilirler. Bunlara dikkat etmeleri lazım. Ee, zaten Steve Kerr'ün de oluşturmak istediği yapı. Yani kimliğimize onlar uysunlar. Bu çok yanlış değil. Tabi ben coachingde de esneklikten yanayım. Şunda, e, şunu düşünmemiz lazım. Yani bir koç sadece kendi kafa yapısını mı uygulamalı yoksa elindeki malzemeye göre mi uygulama konsept tartışır? Aslında ikisi bir aradadır. Bazen elinizdeki malzemeye göre yapmanız gerekir. Bazen kafanızdakini uygulamanız gerekir. Tamamen yine oyuncular ve takımla ilgili. E şimdi burada senin Korun Green ve Curry, senin korun Wiggins ve e, Ubre değil, Wiseman değil. Sen onlara göre değişirsen bu sefer Green ile Curry'yi kaybedersin. Green ile Curry'nin yıllardır alıştığı, iyi oynadığı bir oyuna mı bu oyuncuları adapte etmek daha faydalıdır uzun vadede? Yoksa ya Curry Green hadi, hadi salıyoruz abi mi demek. Yani böyle iki tane top oyuncum varken hani hadi salıyoruz tanking ya da hadi artık onları oyalım genç. Yani o değerde oyuncular da değil maalesef. Ubre ve Wiggins o değerde oyuncular da değil. Ya yani zaten Ubre bu sene var. Muhtemelen seneye yok. Yani Clay geri dönecek. Şimdi bu tarz değişiklikler biraz kolay gözüküyor dışarıdan ama koç olarak bunları yapmak çok kolay değil. Çünkü oyuncunun alışkanlığı çok yüksek. Ha Curry ile Green'i atıyorum ikinci üçüncü yıl olsa belki uğraşılabilir. Biraz değişelim hadi hani yani zaten daha bunu yeni yeni oturtmuştuk. Farklı şeyler deneyebiliriz. Yok ha bu artık çok oturmuş. Ve bunun meyvesini alabilirse de Kör şunu çok iyi biliyor. Bu takımı çok rahat playoff yaptırtır ama alamazsa ki alamamayacağı kısmı bence çok bireysel performans. Wiggins'in istikrarı, Wiseman'ın da hamlığı şu anki. Eğer Wiseman hamlını hızlı atar, diğer iki oyuncu da en azından 72 maç beklemiyorum ama bir 45 maç, 50 maç istikrar yakalarlarsa Golden State için işleri iyi olabilir. Yoksa onun dışında zor. Ama dediğim gibi iş Golden State'te iş çok kompleks değil, aslında çok basit, çok pratik. Ee, sadece sabır gerektiriyor sadece biraz daha yıllardır alışmadıkları yani o tembelliklere alıştıkları diyeyim e, oyuncuların burada biraz daha ya evet ya biz basketbol mu oynasak acaba demeleri gerekiyor umarım derler. Onun dışında Golden State'e e, e, ekleyeceğim bir konu Hani evet yine Ubre Wiggins tarafında en son şunu söylemek istiyorum yani sahaya baktığınızda Özellikle de yine özetlere bakıyorsanız şunu görebilirsiniz bu açıklamayı da yapıyorum çünkü bazen şunu hissediyorum yani bazı şeyler açıklıyorum o kadar şaşırıyor ki izleyiciler ya da dinleyenler ya da okuyanlar ya da duyanlar ya ulan böyle bir şey yok ki yani maçları izlediğiniz hepsi var bakın ben sahada görmediğim e, algılamadığım ya da bir koçun uygulamadığı hiçbir şeyden bahsetmiyorum böyle bir şey yapamam zaten bu yalan söylemek olur yani niye yalan söyleyeyim durup <laughs> dururken <laughs> bana bir faydası yok çünkü. Ee, orada gördüğümü aktaracağım ki bir işe yarasın. Ha yorumumu da yapacağım tabii. Yani yorum başka bir şey. Yani bir sonuçtan bahsediyorum. Şimdi Ubre'ye bakıyorsunuz. Özetlere işte inanılmaz bir smaç. Süper bir üçlük. Acayip bir drive falan. Maçı izliyorsun. Bir dakikada bunları yapıyor. Tamam Aa diyorsun Ubre. Ulan tamam böyle oynarsa. Yani Golden State çok şanslı. Sonraki 3 dakikayı bir izliyorsunuz. Maçın herhangi bir anı. Elinden top gidiyor, pası dışarı fırlatıyor. Bir şut atıyor böyle. Altyapıda atmazsın. Tuhaf bir stop, pull up, inanılmaz kötü. Ne yapıyorsun? Hiç anlaşılmıyor. Top çembere değmiyor ya da saçma sapan kaçırıyor. Pas atamıyor, geri koşamıyor. Savunmada bir pozisyon birebir inanılmaz iyi kalıyor. Böyle Lillard'ı falan kilitliyor. Bir sonraki pozisyon off-ball'daki savunma oyuncusunu unutup bir yere gidiyor. O oyuncu bomboş şut sokuyor falan. O yüzden hani bunları özellikle açıklıyorum. Oyuncuların e, özellikle özet görüntü sizi yanıtmasın. Gerçekten Uble ve Wiggins. Yani Wiggins hadi biraz daha hani bu, bu sene idare edilebilir. Biraz daha ışığı var. Daha değerli toplu. Biraz daha tercihlerini toparlamış durumda. Şutu sadece özellikle dış şutu geldiğinde atıyor. Drive tercihleri biraz sakıncalı. Hala onları çözemedi. E, topsuz oyunda sıkıntıları var belli noktalarda. Ama mesela Minnesota'ya göre daha çöpçü bir oyuncu. Çöpçü derken e, ikinci şanstan bahsediyorum. Özellikle de Curry'nin kaçırdığı şutlarda, Green'in e, denediği pozisyonlardan sonra e, top kaybolabilecekmiş gibi olan topları toplamasıyla vesaire. Wiggins o boyalı alanı falan devamlı kovalıyor. İyi bir followcu olma yolunda gidiyor. Ya yani Biraz daha Wiggins takımın yıldızı yerine biraz daha orta seviye savaşçı oyuncusuna döndüğü zaman zaten daha etkili olacaktı. Biraz ona evrilmeye yatkın ama çok da net konuşamıyorum. Trenine binemiyorum ama e, Wiggins Ubre'ye göre şu an kafamda biraz daha pozitif. Ama dediğim gibi Golden State'i de Brooklyn gibi belki de bir 15-20 maç daha görmemiz gerekecek. Deyip Golden State'i e kapatıyorum ve videonun da sonuna geliyoruz. Haftaya da yine muhtemelen bir ya da iki takımımız olacak. Hedefimde de Philadelphia ve New Orleans var aslında ama bakalım belki bu iki takım da olmayabilir tamamen sürpriz bir takım da olabilir. Onun dışında analizler de gelmeye başlayacak. Golden State'in şu iki Portland maçından çıkardığım birçok pozisyon var. Biraz onlarla ilgili bir analiz yapacağız muhtemelen bu hafta ya da önümüzdeki hafta o da yayında olacak. Onun dışında da hani kanalı takip edin, abone olun. Abone olun derken abone tuşuna basın. İsterseniz join butonuna tıklayabilirsiniz. Tabii kanalı destektir. Ee, bize pozitif etkidir. Benim video yapmam için bana ekstra bir motivasyondur. Ee, zaten ilk bu join butonu açıldığında böyle inanılmaz bir e, abi işte destek falan derken şimdi herkes kayboldu. <laughs> Kimse kalmadı ortalıkta. Bayağı abone sayımız orada düştü. Tabi bu keyfinize göre e, videoyu paylaşmanız, izlemeniz e, ya da like atmanız da benim için en az join olmanız kadar değerli. Şaka bir yana. O yüzden e, paylaşın sayıları arttıralım. Daha çok kişiye ulaşalım. Daha da güzel detaylı videolar gelsin. Kendinize iyi bakın. Bir sonraki video NBA olmayabilir. Star Trek olabilir. Onda görüşeceğiz. Bay bay.